Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Lasbel. Bugün sizlerle birlikte Athenos'ta sıra beklemeden, yani 10 saniyede ya da 1 dakika 2 dakikada nasıl sunucu açabileceğinizi göstereceğim. Onun dışında nasıl sunucunuzu ayarlayabileceğinizi de göstereceğim yanı sıra. Şimdi Google'a girelim. Bu benim yeni açmış olduğum bir hesap. Hani dedim belki yeni açtığım bir hesapta direkt 1 dakikada açılır 2 dakikada açılır, test etmek için açtığım bir hesap. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 132 dakika diyor. Şaka gibi. Hani da bir hafta öncesine kadar abi, hani 2 hafta, yani ben o videoyu yayınlayana kadar 5 dakika içinde sunucuyu açabiliyordunuz. Ama son zamanlarda stoklar dolmaya başladı. Stokların dolması nedir? Ondan bahsedip oradan hızlıca geçeceğim. İsteyen arkadaşlar buraya geçebilir, bilgilendirmeyi istemeyenler. Şimdi şöyle. Türkiye'de misal veriyorum, Athenos'un 500 GB'lik bir stoğu var arkadaşlar. Bu stoğu doldurmuşlar. Misal veriyorum. Yani 500 GB'dan size misal 1400 ya da 2000 GB, ya 2000 GB demeyeyim de, yani 2 GB, 1 GB verebiliyor. Bazen 1400 veriyor. Hani 1,5 GB yani. Verebiliyor. Ama bazen de değişiyor. Bu stone dolmaya yakın olduğunda, yani diyor ki sana 130 dakika bekle, 130 dakika içerisinde bizim açtığımız sunuculardan biri kapanırsa senin sunucunuzu aktif edeceğiz. Yoksa ekstra süre veriyorlar. O yüzden biz bunun bir çözümünü bulduk. Dur diyorum. Hesaptan çıkış yapıyorum. Ve Athenos'u kapatıyorum arkadaşlar. Kapattıktan sonra buraya geliyorum abi. VPN yazıyorum ya. Hani kraldır VPN. Tamam mı? Sen Mate'yi seçeceğim ben. Buradan Chrome'a ekle diyorum. Uzantı olarak ekle diyorum. Ekledik şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Ana sayfaya geri dönüp uzantımı seçiyorum. VPN'imi seçiyorum. Bu kısımları geçebilirim. Hiç sıkıntı yok. Buradan United States diyorum. Fark etmeden United States seçiyorum. Otomatikman görmüş olduğunuz gibi başladı abi VPN. Görmüş olduğunuz gibi 5 saniyedir çalışıyor. Athernos yazıyorum. Athernos. Athernos'a girdim. Girdiğimde oyna diyorum. Dedikten sonra kayıt oluyorum. Kayıt oldu dediğimde burada rastgele Dead Spy 41.1 yapalım. Dead Spy X yapalım. Kaydet diyorum. Geliyorum. Yapıyorum şifreyi. Uymadı. Uyar şimdi. Ha. Ve kayıt oldu diyorum. Mail girmenize gerek yok ama girmenizi önerir miyim? Bilmem, isteyen girsin, isteyen girmesin. Bir sunucu oluştur diyorum. Tabi bu sırada VPN'imin çalıştığından emin oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi VPN'im şu an çalışıyor. Sunucu oluştur diyorum Java olarak. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle bir hata yapıyor. 1.16.5 olarak başladı. Vanilla başlatıyor. Bu sizi rahat bir 5 dakika 10 dakika bekletir. Çünkü 1.16.5 ağır bir plugin. Hani ağır bir plugin değil mi? Ağır bir sürüm. Yaklaşık 4 GB bir RAM isteyen bir sürüm. Hani normal Minecraft giriş anlamında 4 GB isteyen bir sürüm. Yani bir sıkıntı yaratabiliriz. Biraz bekletebilir bu çözüme rağmen. Ama biz buradan hepsi Speedgoat seçip 1.8.8 seçeceğiz. Sonra kurulum yap diyeceğiz. Kurulum yapıldı. Biraz bekleyeceğim. Sunucular diyeceğim. Biraz ekstra aksamalar olabiliyor. Hani 2 saniye, 3 saniye ya da 1 dakika falan. O da United States'e bağlı olduğumuz için. Şimdi başlatmadan önce size küçük bir örnek vereceğim. Ya da başlatalım bu başlarken. Ben örneğimi vereyim. Ve evet diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hazırlanıyor diyor. Ne 120 dakika, ne 80 dakika, ne 30 dakika. Hiç beklemiyorum. Hani maksimum bir 5 dakika sunucunun hazırlanma süresini bekliyorum. O da içindeki kurulum. Ondan bahsederken şimdi abi diyorsunuz ki abi benim sunucum ne oldu? Benim map'im vardı, kullandığım paketim vardı, ayarladığım işte ayarlarım vardı. Bunlar ne olacak abi diyorsunuz. Bir önceki hesabınıza geri girmeden şöyle bir şey yapacaksınız. Şimdi bazı arkadaşlar direkt bu çözümü kullanırken yan hesabına giremez belki. Varsa yandan Opera. Opera yoksa Microsoft Edge, işte başka bir Google sürüm ya da telefonunuzdan girebilirsiniz zaten olsa. Google Drive'ınıza yedek alıyorsunuz. Ben bunu videonun başında diyecektim. Unuttuğum için şimdi diyorum. Kusura bakmayın. Google Drive'ınıza yedek alıyorsunuz. Sonra bu hesaba geldiğinizde de bağla deyip Google Drive'ınızdaki yedeği buraya yüklüyorsunuz. Yedeği yüklediğinizde otomatikman dünyanız da geliyor zaten. Ama Google Drive yedeğinizde dünyanız gelmedi. Bunu nasıl yapacaksınız? Sunucu şu an başlatıldığı için gözükmüyor ama burada indir, yükle ve oluştur diye 3 adet kısım olur. Yükle turuncu olur. Yükleyi tıklayıp buradan map'inizi kaydedeceksiniz. Yükleyeceksiniz, özür dilerim. Üstteki indire basacaksınız. Bir önceki hesabınızda. Yükleyeceksiniz. Sonra gelip buraya yükle deyip
Map'i geri yükleyeceksiniz buraya. O da hallolacak. Zaten yedeklerden yüklediğinizde bu arada eklenti ayarlarınız, yazılım ayarlarınız, her şeyiniz geri geliyor. Ama ben bilmeyenler için tekrar anlatacağım. Şimdi çok önemli bir şey daha var. Ben şu an gerçek premium olduğu için, yani Micro.net'ten premium olduğu için ayarı yapmadım ama size bahsedeyim. Burada arkadaşlar korsan olup olmayan diye bir ayarım var görmüş olduğunuz gibi. Korsan oyuncu. Korsan nedir? Son oyuncu launcher'a giriş yapmaya çalışmak korsan oyunculuktur. Çünkü Minecraft'ın ana premium'unu kullanmıyorsunuz. TL launcher korsandır. Hani korsan oyunu biz crackli diyelim ya. Biz kızı korsan demeyelim. Crack. Şimdi bunu aktif ediyoruz ki crack hesaplar giriş yapabilsin. Ondan sonra bu arada sunucumuz da açıldı. IP'mizi hemen bir kopyalayalım sunucu deyip. Reis gel buraya. CTRL-C. Ufak bir şey oldu. Hemen geri gelsin işte, bir dakika. Dediğim gibi United States'e bağlı olduğumuz için arada böyle bir çökmeler olabiliyor. IP'mi de yapıştırdım. Sunucuya girerken ben ondan bahsetmeye devam edeyim. Şimdi sunucuma da girdi bu arada. Selamünaleyküm reis. Selamünaleyküm. Şimdi gördüğünüz gibi sunucumuz açıldı. Ne bir saat bekledik, hani bir 5 dakika sunucunun açılma süresini bekledik arkadaşlar. Şimdi sunucu yeni açıldığı için yaklaşık işte bir 5 dakika 6 dakika bir lag süresi yapabilir. Hani bu ana map'in yüklenmesi işte nasıl denir size? Chunk açılması tarzı. Şimdi slash lag yazabiliyor muyum? Plugin yok ama. Allah yazık lan. Lag yazamıyormuşuz. TPS. O TPS'de op olmadığı için yazamıyoruz. Okey. Sunucumuz şu an açıldı. Ben ayarlardan bahsedeyim tekrardan. Ayarlar arkadaşlar. Korsan oyunu aktif ediyorum ki crackli Minecraft'lar girebilsin. TL launcher'dur, şudur, budur. Hayatta kalma modu kafanıza göre. Bu da kafanıza göre. Ama şunu sakın ellemeyin. Bu şudur. Bunu ben bir yapar sunucuyu başlatırsam sadece ve sadece sunucuda şurayı kıramam. Burayı kıramam. Sadece doğduğum ana. Ha, burada doğduysam burayı ve altını kırabilirim. Yani doğduğum bloğu kırabilirim. Ama orayı sıfır yaparsam arkadaşlar dünyadaki Bedrock hariç her bloğu kırabilirim. Bedrock'a da Game Mode Creative'de kırabilirim. Bunu unutmayın. Komut bloklarını isterseniz aktif edin. Komut bloğu öyle bir şey yapacaksanız. Nether'ı kapatıp açabilirsiniz rol anlamında. Kaynak paketi URL'si bir işte resource pack'iniz varsa onu zip olarak yükleyip dosyaya mesela buraya koyarsanız girdiğinizde size şey diyecektir işte bu resource pack'i yüklemek istiyor musunuz? Yüklendiğinizde sizi o resource pack'le oynatacaktır. Texture pack'le yani. Buradan kendi ayarlamanızı yapabilirsiniz. Onun dışında şu an gösterebileceğim başka bir şey kalmadı sunucu anlamında. Ufak tefek bir şey kaldı ama ondan bahsetmeden önce küçük bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar, Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuzda hepinizi bekliyorum. Çünkü ben burada elimden geldiğince aktif olmaya çalışıyorum Discord sunucumda ve elimden geldiğince yakında güzel çekilişler de yapacağım. Şu anda 64 kişiyiz. Discord sunucumuzda plugin paketleri paylaşmaya başladım. Son videomda paket paylaşım videomda bir paket paylaştım. Şu an yaklaşık kaç kişi şey yapmış? Gelmiş bakalım. Abone ses diyelim. Görmüş olduğunuz gibi gelip paketi alan birçok kişi var arkadaşlar burada. Baya baya kişiler var. Yapmanız gereken arkadaşlar paketi almak için abone bilgilendirme geliyorsunuz. Burada size 2 adet kanal veriyoruz. Şunu hemen bağlantıyı aç diyeyim. Tekrar gireyim. Bağlantıyı aç diyeyim. Bu benim ana kanalım. Yani By Last Bell kanalım. Bu da benim yan kanalım. Last Bell kanalım. Bu 2 kanala da abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ve son videoya gidiyorsunuz. Son video bu video oluyor ama bu videoyu çekerken ki son videom bu. Buraya geliyorum abi. Aa, like atmışım lan. Son videoma like atıyorum. Geliyorum abi. Bildirimleri açıyorum. Bildirimleri açtıktan sonra arkadaşlar. Burayı ben ekran. SS alma aracıyla. Yeni deyip. SS alıyorum. SS aldıktan sonra zaten hani şöyle bir SS alıyoruz bu arada. İsterseniz şuradan tutup şu saat gözüktüğü kadara SS alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü saatin gözükmesi önemli. Çünkü hani bazı arkadaşlar direkt SS almayıp şey yapıyor hani mesela nasıl diyeyim size hani başkasının SS'ini kopyalıyor. O yüzden saat gözükmesi önemli. Yani misal SS kopyalıyorken ben şu SS alıyorum abi. Saat tıklayıp görseli kaydet deyip atıyorum. Misal veriyorum. Öyle yapan arkadaşlar çok oluyor genelde. Onu yapmamaları için böyle bir çözüm bulduk. Onun dışında yaptıktan sonra bunu SS'lere attıktan sonra ben sağ tıklıyorum size ve abone rolü veriyorum. Abone rolü verdiğimde paketler kısmına giriş yapıp istediğiniz paketi indirebiliyorsunuz. Şu anlık 3 adet paket paylaştım. Yakında 4-5 paket daha paylaşacağım. Bu paketleri indirip örnek olarak kullanıp Aternos'ta kullanabilirsiniz belki.
Atanasoff'un aktarma anlamı değil. Mesela içindeki bir paketi, yani plugin'i mesela Silk Spanners'a hoşunuza gitmiştir. Atanasoff'dan Silk Spanners'ı indirirsiniz. Öyle bir şeyler yapabilirsiniz. En son bahsedeceğim eklentiler. Son videomun altına abi 80 dakika bekletiyonun dışında, yani şu bekleme süresi dışında çok fazla plugin öneri yorumu geldi. İşte abi OpSkyBlock yapacağım. İşte ama şöyle ama böyle diyen çok arkadaşlar oldu. İşte Lucky Perms mi kullansam, Group Manager mi kullansam ya da bana SkyBlock için plugin önerir misin falan diye. Şimdi şöyle bir şey diyebilirim arkadaşlar. Elinizden geldiğince az plugin kullanmaya çalışın. Çünkü size verilen RAM sayısı belirli bir RAM sayısı. Hani deseniz abi şu an 4 GB'ım var, ben bunu gelecekte 10 GB'a yükselteceğim diyemiyorsunuz çünkü Athanos kullanıyorsunuz. O yüzden misal veriyorum, Clear Lock kullan ama bence Criticals, yani ben Criticals diyorum. NPC plugin'ini kullanma, hiç gerek yok bence NPC'lere, komut olarak da kullanabilirler. Ya da hologram display yükle, komutları oraya yaz, hologram olarak görsünler, kullansınlar. NPC kullanmaya hiç gerek yok. Lucky Perm kullanıyorsun, Group Manager kullanıyorsun. İkisi de aynı şey zaten. Hani ikisi de grup pluginleri. Skin plugin'i kullanabilirsin ama istersen kullanma. Vault kullan. İşte Essentials kullanabilirsin. World Edit World Guard zaten kullanman lazım. World'leri çekmek için. Kusura bakmayın, ufak bir kesinti oldu. Hani World Edit kullan, World Guard kullan. Skyblock kullanacaksan Multiverse Core her türlü kullanman lazım. Rank sistemi yapacaksan script olarak da rank sistemi yapabilirsin. Ama belki Power Rank kullanabilirsin. Six Spanners pluginler için her türlü kullanman gerekiyor. Ay, pluginler dedim işte, spawnerlar için. Hani deli deli pluginler var ya, bir sürü pluginler var. Hani istediğiniz tür plugini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani total 390 adet plugin var burada. Ya 390 adet sayfa ve her sayfada 3 6 mı? Lan beynim yandı abi. Hani bir sürü plugin var işte. Kafam yandı lan. 3 saattir aynı videoyu çekiyorum normal. Habire bir hata yapıyorum. Tekrar tekrar tekrar. Sunucu diyeyim. İstediğiniz plugin'i yükleyebilirsiniz. Kısaca. Bu arada sunucu açmayı hiç bilmiyorsanız nasıl ayarlama yapacağınızı, sağ üstte bir video linki olacak. O videoya gidip sıfırdan nasıl her şeyi ayarlayabileceğinizi o videoda gösterdim. Oradan bakabilirsiniz abi. Ve görmüş olduğunuz gibi herkes her şeyi yaptıktan sonra da sunucuyu yeniden başlat diyeceksiniz. Ve sunucunuz yeniden başlayacak. Hani sizi ne 120 dakika bekletecek, ne 190 dakika, ne 200 dakika bekletecek. Hiç gerek yok. Belki 300 dakika da bekletebilir. Beni bir ara 300 dakika demişti ama. Hani beklemeden sıkıntısız bir şekilde sunucunuzu açabileceksiniz. Arkadaşlar sizden küçük bir ricam var. Discord adresime gelirseniz çok mutlu olurum. Ve onun dışında hani emeğimin karşılığı olarak, hani size ufak şeyler anlatıyorum. Fazla bir emek vermiyor gözükebilirim ama hani ben daha bu videonun renderı var. Hani renderdan sonra YouTube'a yüklemesi var. Beklemesi var. Hani sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Şu kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve videoya like atıp yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi abone olup like atmadınız ama bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalıştım. Videoda anlamadığınız şeyler varsa tekrardan izleyebilirsiniz. Ya da sunucu hakkındaki şeyleri merak ediyorsanız bir önceki Aternos videomu izleyebilirsiniz. Orada her şeyi en detaylı, en gereken şeklinde anlattım. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.